Süleyman Ahmet arkadaşımızın KDP güçlerince kaçırılmasının üzerinden tam 33 gün geçti. Süleyman Ahmet'in durumu ile ilgili bildiğimiz tek şey 25 Ekim tarihinde Rojava'da ailesini ziyaret ettikten sonra Güney Kürdistan'a dönmek isterken KDP güçlerince SMLK sınır kapısında kaçırıldı. Bunun dışında 33 gündür kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi elimize ulaşmış değil. Aslında Süleyman Ahmet'in kaçırılışına neden olan bu sürecin biraz daha hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamıyla nasıl bir komployla karşı karşıya kaldığını, Süleyman Ahmet'in nasıl bir komployla karşı karşıya kaldığını daha iyi anlayabiliriz. Süleyman Ahmet bütün resmi prosedürleri yerine getirebilecek bir şekilde Güney Kürdistan'da Kürdistan bölgesi hükümeti ve asayiş güçlerinin, güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde resmi prosedürler yerine getirilmiş bir şekilde yaşıyordu yaklaşık 5 yıllık bir süre zarfında. Bu anlamıyla KDP'nin gözaltı sonrası, kaçırılma sonrası iddia ettiği gibi kendisinin burada illegal bir varlığı söz konusu değildir. Tamamen kendi izinleri sonucunda, kendilerinin vermiş olduğu bir izin sonucunda 5 yıllık bir süre zarfında burada Güney Kürdistan'da yaşıyordu. Bunun dışında Güney Kürdistan'a Kürdistan'dan Rojava'ya geçilebilmesi için KDP'nin bizzat kendisinin bir izin ve onayının olması gerekiyor. Çünkü SMLK sınır kapısı Rojava'ya açılan tek kapıdır ve bu kapı da KDP güçlerinin kontrolü altındadır. KDP iktidarının kontrolü altındadır. Dolayısıyla bir yurttaşın Rojava'ya geçmesi ve Rojava'dan Güney Kürdistan topraklarına gelebilmesi için KDP'nin bu anlamıyla SMLK sınır kapısında geçebilmesi için bir izninin ve onayının gerçekleşmesi olması gerekiyor. Süleyman Ahmet de kendi ailesini ziyaret etmek için bütün bu sürecin tanığı olan biri olarak ifade ediyorum. KDP'nin resmi izni ve onayıyla gitmiştir Rojava. Güney Kürdistan'da böyle resmi bir prosedür yerine getirilerek gitmiştir. Ancak kendisi bir süre kaldıktan sonra 1 Ekim tarihinde Güney Kürdistan'dan Rojava'ya gidiyor. 25 gün kalıyor. 25. gün 25 Ekim'de Rojava'dan Güney Kürdistan'a geçmek isterken bir komployla karşı karşıya kalıyor. Yani aslında bunun bir komplo olarak tanımlanmamızın sebebi KDP'nin kendisinin geçişi için onaylamış olduğu bir ismi herkesten gizli bir şekilde kaçırmaya çalışması ve 33 günü aşkın bir süredir kendisi hakkında hiçbir bilgi paylaşmaması bir komplo olarak değerlendirilebilir. Bu kaçırılma aslında biz Güney Kürdistan'da yabancı olduğumuz bir durum değildir. KDP'nin kendi iktidarının çıkarlarına hizmet etmeyen bütün gazetecileri, kurumları hedef aldığını biliyoruz. Bu konuda yine gazetecilerin nasıl katledildiğini dildiğine de tanık eden bir süreçten geçiyoruz. Genel tepkiler de bu yönde. Yani KDP iktidarı eleştirilirken yaşananların şaşırtıcı olmadığı ifade ediliyor. Ancak buna karşı yaşananların kabul edilmeyeceği de ifade ediliyor. Bu anlamıyla bir olumlu tepki var. Gelinen aşamada bir savunma grubunun olduğunu ifade ettik. Bu savunma grubu resmi prosedürlerin çerçevesinde bir görüşme sağlayabilmiş değil. Ne yazık ki KDP iktidarı ve kendisine bağlı güçler bu konuda keyfi bir yaklaşım sergiliyor. Kendisinin nerede tutulduğu söylenmiyor. Avukatları ve ailesi görüşme talebinde bulunmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir olumlu sonuç alabilmiş değiliz. İlk günden bu yana gazeteci örgütlerinin Irak ve Kürdistan bölgesinde yoğun bir tepkileri oldu Süleyman Ahmet'in kaçırılmasına ilişkin. Ancak uluslararası düzeyde bu konuda biraz daha zayıf kalındığını düşünüyoruz. Yani aslında bütün KDP'nin o baskıcı rejim uygulamalarına, politikalarına rağmen
Kürdistan bölgesinde bu konuda gerçekten de Behdinan bölgesinde bile birçok gazetecinin bu duruma tepki gösteren bazı videolu, görüntülü mesajları sanal medyada dolaşıyor. Birçok kampanya var bu konuda sanal medyada. Gazetecilerin, aktivistlerin, yazarların başlatmış olduğu KDP'ye çağrılar yapılıyor. Olumlu bir tutum sergileniyor. Bunu ifade edebiliriz. Ancak siyasi kanattan KDP'nin bu baskıcı rejim uygulamalarına karşı net bir tutum sergilenmediğini ifade edebiliriz. Bunu eleştirebiliriz. Daha net bir tutum sergilenebilinirdi KDP'nin bu baskıcı tutumuna karşı. Zira gözaltına alınan, katledilen, kaçırılan gazeteciler en çok da bu siyasetçilerin gerçeğin yansıtılması konusunda ihtiyaç duyacakları bir kesimdir. En çok kendilerinin başvurması gereken kesimi oluşturuyor. Uluslararası düzeyde gerçekten de ciddi anlamda bir tepki gelebilmiş değil. Biz birçok uluslararası gazeteci haklarını koruma örgütleriyle yazılı mesajlar yoluyla iletişim kurmaya çalıştık. Bu yönde olumlu bir dönüt almadık. Yani bazı kurumlardan. Kimi kurumlar ise bu konuda ilk günden itibaren tepkilerini ortaya koydular. Hem Kürdistan'da hem özgür basın geleneği içerisinde olan bütün gazetecilerin aslında Süleyman Ahmet'in serbest bırakılması için yaşanan haksızlığın biraz daha erken sona ermesi için çağrılarını sürdürmesi gerekiyor. Hem Kürdistan bölgesindeki sendikalar için çağrımız bu yöndedir. Hem de Kürdistan'daki tüm gazetecilere çağrımız bu yöndedir. Süleyman Ahmet'in sahiplenilmesi gerekiyor. Süleyman Ahmet'in nerede olduğunun sorusunun sorulmaya devam edilmesi gerekiyor.